Değerli takipçilerimiz merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Egemen 24 Turizm'den İlker ben. Hoş geldiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Yeni video çekme gereği duydum. Kanalımızı çok boş bırakmak istemiyorum. Biraz yoğunuz ama göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya da teşekkür ediyoruz. Egemen 24 Turizm Seyahat Acentası, Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı yetki belgesine sahip A sınıfı bir seyahat acentası. Uçak bileti, otel, tatil, tur, yurt içi yurt dışı turlarımızda siz değerli müşterilerimize ve danışanlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Vize departmanımızın ismi de İse Vize. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzun konusu depremzedelerden bahsetmek istiyorum. Birkaç tane ailemiz daha vizesi onaylandı ve Kanada'ya uçuyorlar. Fotoğraflarını burada bir yere koymaya çalışacağım. Çok böyle duygulandım, yani öyle söyleyeyim size. İnsanlar gerçekten çok büyük felaket yaşadı ama şu an bazı insanların davranışlarına baktığınız zaman veya ülkemizde gerçekleşen durumlara baktığınız zaman çok erken unutuyoruz biz ülke olarak, insan olarak, Türk toplumu olarak bazı şeyleri gerçekten çok erken unutuyoruz. Ben Erzincan'da yaşıyorum. Biz de depremi yaşadık ama çok şükür bir yıkıcı bir olay olmadı, can kaybımız olmadı ama geçmişte biliyorsunuz Erzincan deprem şehri. Fakat ben şimdi bu vize işlemleri, seyahat işlemleri yaparken, depremzede danışanlarımızın işlemlerini yaparken, uçak biletlerini keserken çok duygulandım gerçekten. Yani bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlar bir felaket yaşadı. Ondan sonra ülkelerini terk ediyorlar, bilmedikleri bir ülkeye gidiyorlar. Dil sorunu yaşarlar mı, iş konusunu? Allah'tan benim gönderdiğim giden kişilerin orada yakınları var. Bir de vize işlemleri başka acentamız tarafından yapılıp biz uçak biletlemelerini yaptığımız misafirlerimiz oldu. Ağırlıklı olarak Malatya'dan müşterilerimiz oldu. Bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum. Depremi hiçbir zaman unutmadık. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu da elimizden geldiğince hiç unutturmayacağız. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Bu rantçıları, efendime söyleyeyim, ruhsatsız bina yapanları her zaman kınayacağız, lanetleyeceğiz. Ne zaman ki bir düzene geleceğimiz zaman. Gördünüz, haberlerde takip ediyorsunuz. Diyarbakır'da yıkılan bir site 2-3 bloktan oluşuyor. Ruhsatsız yapılmış. Ya böyle bir vicdansızlık, böyle. Bunlar, bu yani bazı şeyleri eleştirdiğiniz zaman sizi vatan haini değil ile suçlarlar ya. Asıl vatan haini işte bunlar. Ruhsatsız bina yapanlar, halkın ekmeğini, emeğini çalanlar, bunlar vatan haini. Ben bu insanlar yurt dışına giderken belki onlar kendileri mutluydu. Belki daha iyi ekonomik şartlara ulaşacaklar. İnşallah öyle olur. Ama şunu da asla unutmamak gerekiyor. Yine bir haberlerde gördüm, biliyorsunuz vizelerle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İşte geç sonuçlanıyor, red oranları yüksek. Ya Türkiye'den bazı bürokratlar açıklama yapıyor. Bununla ilgili konsolosluklarla konuşacağız. Türk vatandaşlarına yapılan bu vize sıkıntılarını çözmeye çalışacağız diyen bürokratlar görüyorum, milletvekilleri görüyorum, çeşitli siyasiler görüyorum. Ya bir tane Allah'ın kulu da kalkıp demiyor ki, ya bu millet nereye gidiyor arkadaşım veya niye gidiyor? Yani bu yurt dışına gidişin önlenmesi için bir faaliyet göstereceklerine, insanlar niye kaçıyor? Ekonomi berbat, berbat. Ya buna bir çözüm üretmek yerine adamların vize alışlarını kolaylaştıracağız diyen bazı açıklamalar görüyorum, üzülüyorum. Yani köy olayı bitti, tarım bitti. Yani asgari ücretle geçim sıfıra düştü. Telefonla sorular soruyorlar, mesaj gönderiyorlar. Fakat çoğu da kriterlere uygun değil. Kriterlere uygun olmadığı halde başvurup red alanların sayısı da çok. Bu red oranları yüksek ya. Bu da bundan kaynaklanıyor. Kriterlere uygun değil. Adam şimdi mesaj yazıyor. Diyor ki İlker Bey, İşte kasaplık belgem var, şu kadar çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Peki diyorum ki, nereye gideceksiniz? Almanya'ya. Almanya'da çalışacağınız bir yer var mı? Yok. Daha önce hiç Avrupa'ya çıktınız mı? Yok. Dil biliyor musun? Yok. Ya güzel kardeşim, bu nasıl bir cesaret? Yani nereye? Hadi aldın vizeyi, gittin. Ne yapacaksın? İşte
Bürokratlarımızın, siyasilerimizin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Bu insanlar niye gidiyor? Gidiş nedenlerini, rahatsızlık duydukları sorunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. Yurt dışına giden, yaşantısını bundan sonra yurt dışında, başka ülkelerde sürdürecek olan yurttaşlarımıza, hemşerilerimize de başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.